Bugüne kadar gelinen çalışmalarda bu 7 proje alanında 1444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıl dönümü olan 30 Ekim gününde depremzede vatandaşlarımıza bu konutları teslim edebilmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de bunları peyderpey vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı ilçemizde yapmış olduğumuz konutların akabinde Yenişehir Hastanemizin yanında da 375 hektarlık alanda 3649 tane konutun da yapımına orada da başladık. Burada da 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı inşallah yıl başı itibariyle orada da teslim etmeye başlayacağız. Aynı zamanda depremde evleri hasar gören vatandaşlarımıza şu an 1569 bu sayı. 1569 kişiye kira yardımları yapıyoruz. Bu kira yardımları da konutlar bitene, kendilerine teslim edilene kadar da devam edecek. Şimdi her proje alanı farklılık arz ediyor. Bu bulunmuş olduğumuz bölge birinci proje alanımız bizim burası. Burada 228 konutumuz var. 15 tane de ticari alan mevcut burada. Buradaki dairelerimiz 2+1 daireler. Büyüklükleri de 90 metrekare. Fakat bu dairelerin her metrekaresi özel projelendirdiği hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Yani başka 100 metre, 120 metre olan dairelerden çok daha kullanışlı olan daireler bunlar. O anlamda 3+1 olan yerler var. Bazı proje alanları 3+1. Burası 2+1. Rezerv alanda da 3+1, 2+1 dairelerimiz mevcut. Yerine göre dağıtımları ona göre hak sahiplerine projeler bitirildiğinde dağıtılacak. Biz mesela bu birinci proje alanını, burada 228 daire var, 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer proje alanlarında da var. Yani onların tam rakamları şu an belli değil ama çoğunluğunu teslim etmiş olacağız inşallah. İnşaatların Şubat ayında başladığını düşünürsek aslında biz inşaatlara başladıktan bir yıl öncesinde, 2-3 ay öncesinde konutları depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeye çalışıyoruz. Aslında bunları sadece deprem konutu olarak da görmemek lazım. Biz bu konutların yapımıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Bakanımız İzmir ilinde bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bunun da bu konutların da buna öncülük etmesini istiyor. Bir rol model olmasını istiyor. O anlamda da belediye başkanlıklarımıza kentsel dönüşüm anlamında örnek olmasını ve kendi bölgelerinde de çöküntü alanlarının dönüşmesi gereken alanların örnek olarak dönüştürülmesi için bir rol model yapmaya çalışıyoruz.